Forla Bonte kurucusu ve sosyal girişimci değerli Banu Tuğcu karşımızda. Sevgili Banu Tuğcu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, yaşadığımız bir dönem var. Az önce sizinle sohbetimizde de, yayın öncesinde de söylediğimiz gibi mevsim yaz. Türkiye'nin gündemi de yoğun. Biz o yoğunluklara ayak uydurmaya, değişen gündeme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii bununla birlikte geride bıraktığımız bir süreç de var. Umarım geride bırakmışızdır. Bu şekilde temenni ediyoruz, bir felaket yaşandı ülkemizde. Bunun sonrasında siz neler yaptınız? Bu dayanışma ruhu Porla Bonte'de nasıldı? Neler anlatacaksınız bize? Merakla dinleyelim. Aslında pandemiyle beraber başlayan dünyadaki süreçte ülkemizde daha sonra devam eden doğal afetler süreci hepimize oldukça etkiledi. Bireysel olarak oldukça etkiledi. En son deprem sürecinde de özellikle özel gereksinimli bireylerin her zamanki düzenlerinin oldukça dışına çıktığı, aynı zamanda da bizleri oldukça endişelendiren bir süreç yaşadık. Pandemi sürecinde de böyle olmuştu. Zaten hepimizin oldukça telaşlandığı, bireysel olarak telaşlandığı süreçlerde özel gereksinimli bireylerin de daha fazla desteğe ihtiyaç olmuştu. Biz o süreçlerde atölyelerimizi çocuklarımızın evlerine taşıyarak hızlıca 2 hafta içerisinde onların rutin, doğal gündemleri içerisinde eğitim programları içerisindeki istihdamlarını devam ettirdik. Bu arada Furla Bonte ne yapıyor diye biraz bahsetmek istiyorum. Furla Bonte otizmli çocuklara eğitim programı dahilinde istihdamlarını sağlıyor. Eğitim programları Princeton Child Development Institute programına göre Tohum Otizm Vakfı, İzmir İzogen Rehabilitasyon Merkezi, BBA Otizm Koşu Yolu ve Yeşilköy Şube olmak üzere 4 atölyemizde 44 tane çocuğumuzun eğitim programı dahilinde istihdamını sürdürüyoruz. Otizmli bireylerin hassasiyetleri, ses, ışık hassasiyetleri kadar rutin programlarında, rutin hayattaki rutinlerinin değişmesinde de oldukça yüksek tepkiler verebiliyorlar. Haliyle doğal afetler sürecinde oldukça etkilenen bir kesim özel gereksinimli bireyler ve aileleri. Bizler bu noktada çocukların rutinlerini, materyallerini, eğitim programları dahilindeki ihtiyaçlarını temin ederek pandemi sürecinde de en son deprem sürecinde de onlara destek olmaya çalıştık. Şu anda ülkemizde her zaman dayanışmaya ihtiyaç var ve yapı itibariyle de, sosyolojik yapı itibariyle de dayanışmanın oldukça güçlü olduğu topraklar içerisinde yaşıyoruz. Ancak fark ettirmek de oldukça önemli oluyor bizlerdeki süreçte. Yakın çevrelerinde dayanışma her zaman büyük markaların verdiği destekler ya da finansal desteklerle ilerlemiyor maalesef ki. Toplumda beraber yaşadığımız kişilerin dezavantajları fark edip bu dezavantajlarla ilgili özellikle ailelere nasıl yaklaşım gösterdikleri de büyük bir dayanışma örneği oluyor. Toplu taşımada otizmli bir birey ya da özel gereksinimli bir birey ve ailesi gördüğünüzde en basit desteğiniz onlara ayrıştırıcı gözlerle bakmamak bile olabiliyor. Dayanışmanın belki en basit ama en ihtiyaç duydukları süreçler oluyor. Çünkü onlar da o sırada bir panik halinde olabiliyorlar. Ya da yaklaşım olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz diye yaklaşım göstermek. Apartmanınızda, yakın çevrenizde otizmli bir birey varsa, bir birey ailesi varsa zaman zaman onlarla ihtiyaçları olan bir şey olup olmadığını ya da beraber zaman geçirmenin onlar için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak
ya da onların yanında durmak. Okullarda özel gereksinimli bireylerin hakları olan eğitimlerin alınmasına karşı çıkan aileler oluyor. Bu süreçlerde bu özel gereksinimli birey ailelerinin yanında durmak oldukça onlara güç veren, zaten hayat boyu devam ettikleri mücadele içerisinde onları rahatlatan ve bir adım daha ileri götüren deneyimler oluyor. Öncelikle fark ederek de dayanışmanın bir parçası olunabiliyor. Bu noktada bizler Pullamonte olarak marka işbirlikleri yapıyoruz. Bizim çocuklarımız atölyelerde, eğitim programları dahilinde bileklikler üretiyorlar. Doğal taşlardan, belki onların da faydası olur kendilerine diye çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Bu tasarımların satış geliriyle de diğer illerde açılacak. Şu anda halihazırda 17 ilde 20 tane daha atölye açılması bekleniyor ve bu atölyelerin açılması için kendi kardeşlerine, diğer otizmli bireylere fon sağlamış oluyorlar. Bizler marka işbirlikleriyle, kurum işbirlikleriyle ilk önce bütün çalışanlarına farkındalık semineri vererek başlıyoruz. Arkasından özel gün hediye seçeneği olarak bizleri tercih ederek, bilekliklerimizi tercih ederek çocuklarımızın istihdamına katkı sağlıyorlar. Biz de onlara ölçümleyerek ne kadar sosyal katkı sağladıklarını, fayda sağladıklarını bir rapor halinde sunuyoruz. Bu rapor sonucunda sağladıkları sosyal etkinin ne kadar büyük olduğunu kendileri de gördüğü zaman ve bazı ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelip serüvenini, 5 yıldır süren serüveni izlediklerinde onlar için de bir sonraki süreçte bu 20 atölyeyi açmak için bir hedef belirlemiş oluyorlar. Bizlerle yan yana ilerleyip hedefe beraber ulaşmak istiyorlar. Haliyle ilk önce hepimiz için farkındalık yaratmak, destek olduğumuz kurumlara, kişilere, kuruluşlara sürdürülebilir destekler vermek, onların gelişimini takip etmek, yani neye fayda sağladığınızı, nasıl bir dayanışmanın içerisinde neyin parçası olduğunuzu kurum ve kişi olarak bilmek ve bunun takibini yapmak her iki taraf için de oldukça umut verici oluyor. Çünkü bizlerin aileleri de hangi kurumların bizlere destek olduğunu, bizlerle beraber bu yolu yürüdüğünü takip ediyorlar. Oldukça büyük bir otizmli birey aile sayısı var. 5 milyondan fazla kişi otizmden etkileniyor ve etki olarak da en yakın çevresi olarak da 5 milyondan fazla kişi bu dilimin içerisinde. Ben öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçlerde bizlerin farkındalık yaratmasına destek olduğunuz için dayanışmanın ve güçlü markaların bizlere olan etkisini bizden de dinlemek istediğiniz için çok teşekkür ediyorum Sevinç Hanım. Biz sizlere teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için Porla Bonte gerçekten bu anlamda çok çok değerli bir çalışma yapıyor. Sizin de burada bahsettiğiniz gibi bizler her zaman bir felaket sırasında ya da bir felaketin olmasına gerek kalmadan aslında dayanışma ruhunun her zaman yüksek olduğu insanlarız, milletiz. Milletçe böyle bir zaten özelliğimiz kültürümüzde var. Porla Bonte de bu noktada çok çok değerli. İyi ki varsınız. Dileyelim ki herkes aslında bir yardıma destek duymayacak güçte olsun, sağlıkta olsun, o iyilikte olsun. Ama ihtiyaç duyulan her noktada Porle Bonte'nin varlığı da bize gerçekten güç veriyor. Destek noktasında her zaman varlığınızı bilmek bile çok kıymetli.
İyi ki varsınız. İyi kurmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. 5 sene önce ilk başladığımız zaman global verilere göre her 86 çocuktan biri otizm tanısı almaktaydı. 2 ay önce aldığımız son global verilere göre her 36 çocuktan biri otizm tanısı almakta. Maalesef ki toplumumuzun da 1/4'ü özel gereksinimli bireylerden oluşmakta. Bu bireylerin birçoğu evlerde ve görünmeyen hayatlar yaşamaktalar. Halbuki hepimizin yasal hakları gereği herkese fırsat verildiğinde, yapabilecekleri doğrultusunda herkese fırsatlar verildiğinde onlar da kendilerini gerçekleştirebiliyorlar. Bizim çocuklarımız bileklik yapabiliyor, kabiliyetleri o yönde. Biz de onlara fırsat vermek istedik. Sizler de bizlere fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman hem pazarlama Türkiye ekranları her zaman için size açık. Sadece pazarlama Türkiye zirvesi değil. Aslında tüm zirvelerimizde de ekranlarımız daima sizlere açık. Bu noktada hem sizin için hem destek verdiğiniz tüm aslında o değerli insanlar için her zaman bizler de desteğe hazırız. El ele, omuz omuza, dayanışma ruhuyla bizler kötü zamanları ihtiyacı olan her insana, her canlıya destek olabilecek ruhtayız. Umarım ki dediğimiz gibi aslında kimsenin o desteğe ihtiyacı olmayacak sağlıkta olsun, iyilikte olsun. Ama ihtiyaç duyulduğunda da her zaman buradayız. İyi ki varsınız, iyi ki Por Labonte'de var. Çok Biz teşekkür. sizlerle her zaman için iletişimde kalmayı, her zaman için gönül gönül olmayı temenni ediyoruz. Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz.